Evet arkadaşlar, arabamıza geldik ve yavaş yavaş bugün sıvı beslemeye başlıyorum. Şu anda henüz daha ballı boblar patlamadı. Domuzlar yine sahnede aralıkta. Yine şuraya biraz da yumurta kolisi kabuğu atıyorum, iyi duman çıkarıyor ve kolay kolay sönmüyor. Ne kadar duman o kadar iyidir. Arılarda ne kadar zayıf olsa da, genelde zayıfken pek körükle girmiyorum ama yavrulamaya başladıkça, tabii yavruyu, hem yavru ihtiyacından, yavruyu besleme ihtiyacından, hem de kıskançlıktan yavruyu koruma içgüdüsünden rahatlıkla saldırganlaşabiliyor arkadaşlar. Evet. Evet, sonucu kartonda koyup kapatıyorum. Evet, buradan abone bombuslarından. Her sene kek kokusuna geliyorlar, polenli kek kokusuna. Evet, bu sene ilk defa kış döneminde yeşil şuruptan vereceğim. Normalde ilkbahar döneminde birebir sulandırarak veriyorduk yavruya direkt yedirsin diye, ama kış döneminde kovanlarda stok eksiği olduğu için şu an stok tamamlama amaçlı bunlardan vereceğim. Çünkü içerideki bal stoğunun çoğunu bitirmiş durumda. Zaten zayıf arı. Çok az kalan sırlı balı da çözemeyeceği için ben katı besleme vermek zorundayım. Ya ballı polenli kek zaten vermiştim. Bir de katı şurup desteği veriyorum. Yani normal şeker şurubu versem 3 gün midesinde tutması lazım. İnvertaz enzimiyle birlikte onu kendisi bala çevirene kadar, depolayabilene kadar veya kullanana kadar 3 gün geçecek. Ben bu 3 günlük zayıf arada kaybı olmasın diye direkt hazırını veriyorum. Aynı zamanda gece soğuklarında donmasın diye normal şurup versem, gece soğuklarında petek gözüne koysa bile arı, petek gözünde donar, arının işine yaramaz. O yüzden hazır arı yemi veriyorum. Ve ilk defa kış döneminde, bu sene kış döneminde deneyeceğim. İlkbaharda değil, Nisan'dan sonra değil yani. Evet, yine bombuslar faaliyette. Evet, bombuslar yine içeri giriyor ve çıkıyorlar ya da giremeden kalıyorlar. Kovan girişini daralttığım gözlerde zaten burada bekçilik faaliyeti var. Arılar bekçilik yapıyorlar. Bu kovanları daraltmasaydım bu iki kovanı da kaybedebilirdim. Zaten bu kovan sönmüştü. Şimdi bu kovanı merak ediyorum. İçinde ne yaptılar, bu bombuslar yuva yaptılar mı? Daha önce, birkaç yıl önce, 3 yıl kadar önce bir tane bombusu yakalayıp buzdolabında dondurup daha sonra onu yuva yapması için bal ve polenle beraber kutuya koymuştum ama polen getirme davranışından sonra bombus ilk uçuşunda geri dönmemişti. Evet, yuva yapıyorlar mı diye bakıyorum. Yok, yuva yapma davranışı yok. Buradakileri sömürme amacıyla gelsinler, yalasınlar. Buradakiler onların nasibi artık. Yalayabildikleri kadar yalasınlar. Bu kovanın işi bitmiş durumda. Ben sağlam kovanlara bakacağım. Evet, bu en soldaki bombusların telef ettiği kovanı da artık buradan kaldırıp aralıkta başka bir yere koyuyorum ki diğer arıları, bombuslar rahatsız etmesinler. Evet, bakalım bu kova ne alemde.
çubuklardan bir tanesini ya içerideki ya dışarıdaki arılar dışarıya atmışlar. Çubuğun birini yerine koydum yine. Kovana. Evet, kovanın içine bakayım. Bu ballı polenli keki yemişler biraz. Ve hemen altına silmişler arılar. Evet. Bu hazır arı yemine üstüne yatırıyorum. Ve kapatıyorum. Bu vaziyette naylon artı çuvalla birlikte kapatıyorum. Ön tarafta şurubu yedikçe arka tarafa doğru keke gelebilsin diye bu vaziyette yanına bir ay uğramasam bu stok rahatlıkla ona yeter. Evet, bu arı kentin eski tip strafor kutusu. Strafor kovanı. Yeni tiplerde bu kek alabilsin, kek şurup alabilsin diye daha yüksek ama bu eski tip olduğu için arada kek şurup mesafesi yok. O yüzden çuval koyarak mesafeyi yükselttim. Yani çuval koyunca bu üst kapak alta tamamen geçmek zorunda kalmadı ve aradaki boşluktan faydalanıp kek şurup rahatlıkla girdi ve kenarları da tamamen kapandı. Üstten hava almayacak vaziyete soktum bir çuval yardımıyla. Altında da yine naylon var. Diğer kuvvetli kovana 800 milim şurup koymuştum. Zayıf arılara, bir iki çerçeve zayıf arılara da bunlar 450 mililitre koydum. Yaklaşık 500 gram yani 450 milim 450 gram ya da 500 gram arası. 3 günde bir zayıf arılara normal. Bu da günlük yaklaşık 4'te 3 su bardağı yapıyor. Havalar ısınmaya başladığı için yavaş yavaş arılar bunları çektikçe daha fazlasına ihtiyaç duyarlar. Kadro arttıkça arttıracağım artık. Evet, bal stokları bitik olan bu arılar, aynı zamanda bombuslar içeride cirit atıyor ama şu yavrulu alana geçirmemişler. Bombuslar kenardan bal çalıyorlar. Evet. Evet, arılar uyanmış ve sıkı duruyorlar. Tabii bu muslardan dolayı da evet, burası da buraya kadar gelmiş. Şimdi şu bölüme sıvı besleme duyuyorum. Kek arka tarafta kalacak iç deliğine. Çünkü bombuslar geçmeye başlamış. Ve bu vaziyette kapatıyorum. Bu en sağ taraftaki iki çerçeveyi bitkisel dezenfektanla dezenfekte ettikten sonra kovana vereceğim. Şu an için herhangi bir şey yapmıyorum ona. Arının kadro arttırıp arka tarafa kadar komple doldurmasını bekleyeceğim. Şu an arının kadro yapmasından başka alternatifi yok. Başka çarem de yok. Yapabileceğim başka bir durum da yok.
şurup koyduğum için bu sefer üzerine sadece iki taş koydum. Fazla baskı yapmasın diye şurup. Şimdi girelim orta çerçeveye. Evet, orta çerçeveyi de bombuslar halletmiş. Buradaki duruma bakıyorum. Evet, arılar sorumlu tarafa yığılmışlar. Şimdi ben yine buna sıvı besleme yapıyorum. Arılar kendilerine gelsinler diye ve keki bir tarafa aldım. Arka tarafa doğru keki aldım. Evet, öldürdükleri bombusları dışarı atayım. Aynı zamanda evet, arılar pusmuş durumda. Son demlerinde artık. Kışı çıkaracaklar mı? Hep beraber göreceğiz. Son çare olarak katı besleme verdim. Çünkü stokları da bitirmişlerdi. Evet, şurup poşeti hava yapmıştı. Tekrar havasını alarak ağzını bağladım ve kapatıyorum. Bu kovanın da yine bir ay gelmesem stoğu yeter. Tabi bombuslar fırsat verirse, bombuslardan kendini koruyabilirse. Evet, kovan giriş deliklerine bakıyorum. Yine bombuslar rahatlıkla girip çıkabiliyorlar. Bu bombusların girişini benim engellemem için bir seçenek daha var. Yarım balıkların giriş deliğini şu bölümü kullanmayı düşünüyorum. Bakalım olacak mı? Bombuslara fayda edecek mi? Evet arkadaşlar, bu şekilde kapattım. Şimdi girebilecekler mi bakacağız. Evet, girebiliyor mu? Hayır. Evet, deniyor. Girebiliyor mu? Giremiyor. Evet, bunu da çözüm bulmuş olduk. Evet, giremiyorlar. Şu içeriden zorluyorlar bunu. Evet, bombus içeriden dışarı çıkmaya çalışıyormuş. Böyle kapattım tekrar. Bombus girebiliyor mu? Giremiyor. Şimdi içerideki bombuslar da içeride kalacaklar ve bizim arılar biraz kadro kazandığı zaman onları telef ederler. Evet, bombusları da bu şekilde önlemiş oldum. İçeriden bombus çıkmaya çalışıyor. Çıkabiliyor mu? Çıkamıyor. Geçmiş olsun bombus. Şimdi diğer kovana da yapayım hemen. Evet arkadaşlar, burayı da kapattım. Şimdi içeriye girebiliyor mu, giremiyor mu? Bunu bakacağım. Şu arayı da kapatayım. Tekrar. Tabii arılar aşırı saldırgan geldi. Kaşımı soktular. Evet, burayı da kapatmış oldum. Evet arkadaşlar, buradan da bombus girişini tamamen engelledim. Buradan da bombus girişi yok. Evet, arılar rahatlıkla savunabilecek düzeyde artık bombusu tamamen engellemiş oldum. Bombusa kesin çözüm. Artık bombustan kolonilerim sönmeyecek artık. İsterse 35 tane 40 tane saldırsınlar artık. Evet, son kovanı da ayarladım. İnsan düşünmeden edemiyor. Acaba bu aparatı bombuslar giremesin diye mi ürettiler? Evet. Ana ızgarasından bombusun geçemeyeceğini söylemişlerdi. Ana, yani ihtiyarının geçip ananın geçemeyeceği bu küçük
delikten bomuzların geçemediğini de tecrübe etmiş oldum.